ne yapar? Kişiye fiziksel olarak zarar verebilir. Ciğerlerine zarar verebilir. Ben kendim sigara kullanıyorum. Oysa hibrit tohumlar veyahut genetiği değiştirmiş tohumlar toplumu işte bu şekil zarar veriyorsa bunlar bir yerde yan finallenmesi lazım ya da yasaklanması lazım. Ama maalesef dünya bu yöne doğru hızla gidiyor. 500 ya da 1000 yıl önce 500 ya da 1000 yıl önce abi var mıydı böyle cinsiyetçilik ya da çift cinsiyet transseksüel? Ama işte bize Lut kavmi Allah Teala boşuna bunu söylemiyor. Bunlar şu anda eskide değerli hocam eskide değerli hocam eğer farkındaysanız eskide kabileler veya milletlerin düştüğü yanlışları şu anda Müslümanlar ferdi olarak düşüyor. Yani insanlar ferdi olarak işliyor o günahları. O yanlışlara ferdi olarak düşüyor. Evet. İşte yani sonuçta bu şeyler yaratılış olarak kadın ve erkek sanki karışıkmış gibi yaratılanlar ama iki cinsiyetten birisidir. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü üçüncü bir cinsiyet yok. Yok. Ya kadın var ya erkek var. Bundan dolayı erkeğe yakınsa tedavisini görüp erkek gibi yaşaması lazım. Kadına yakınsa mesela işte Bülent Ersoy kendini kadın gibi hissediyor. Kadına yakın. Başlangıçta onu erkek gibi eğittiler. Belki ailesinin psikolojik eğitimi de buna sebebiyet verdi. Bilemiyoruz oralarını. Ama gitti ameliyat oldu. Kadınları tercih etti. Öyle yaşıyor. Eğer onun fıtratında da kadınlık ağır basmışsa, yani %50 bir o taraftansa, %50-60 yer neyse, tamam bu doğal bir şeydir. Yani bu ayıplanacak bir tarafı yok bunun. Ama sen öyle oldun diye bunlar ahlaklara sınır tanımıyorlar. Şimdi ahlaksızlığın genetik şeylerle, tohumlarla, GDO'larla da alakası yok. Çünkü ahlaksızlık kişinin kendi tercihi. Bu var olmuyor hocam onlara. Abi ben de 500 yılı söylerken tam olarak bunu söyledim. Bu var olmuyor diyor böyle olunca. Sanki. Ya tabii onlar onu kendilerine yaşam tarzı haline getiriyorlar da. Şimdi tabii toplum da onları dışlıyor. Bir de işin bu boyutu var. Şimdi birisi gelse dese ki ben işte memur olarak çalışacağım ama ben işte transseksüelim. Adam diyecek o ne lan? İşte bu böyle çift cinsiyetli diyecek bilmem ne. Kimse işe almıyor. Herkes tekmeliyor. Bu sefer de onlar kendini dışlanıyor. Bu iş yaparak o parayı kazanma yoluna gidiyorlar. Tabii bu doğru bir olay. Toplumun yaptığı da doğru değil. Onların yaptığı da doğru değil. Ama kendini kadın istiyorlar. Işte değil. İnsan sayısı çok fazla. Kendine yok yok o öyle değil. Bak müsaade ederseniz ben ilk Kur'an'a başladığımda Hazreti İsa babasız değildir. Onun mutlaka bir babası vardır dediğimde hep millet üzerime yürümüştü. Bir tanesi örnek vermiş bana. Milliyet gazetesinde bir yazı çıkmış. O yazıda resimlerini göndermiş bir erkek görünümünde. Gebe bir erkek. Al işte senin dediğine ters bir şey dediler bana. Ben eyvah dedim bugüne kadar anladığım Kur'an anlayışı hep çöpe gitti dedim. Onu araştırmaya koyuldum. O erkek gibi görünen bir kadınla evlenmiş. Hep kendisi kadın olmak istemiş. Neyse ayrılmış eşinden. Ameliyat olmuş, başka bir erkekle evlenmiş ve ondan çocuk olmuş. Erkek, fiziki erkek gibi görünüyor ama gebe kalmış ve zaten o hani psikoloji ilminde dediği gibi bir insan ya erkektir ya kadın. Bir insan hem erkek hem kadın olamaz. Hem erkek hormonları var insanda hem kadın hormonları var. Hangisi ağırlıktaysa o olur o. Yani bu bir Remzi Hocam'ın anlattığı gibi hormonsal bir bozukluktur bu. Yani GDO besinlerinin insanlara sıçramasıyla insan bozuluyor. Ondan sonra rahat da yakaldım. Yani demek ki böyle iki tip insan yok hayatta. Ya erkektir ya kadındır. Bunu bozmaması lazım. Yani
Eğer öyle yaratıldıysa onu ya tedavi ettirmesi lazım ya da tedavi ettirecek durumu yoksa onu sabırla beklemesi lazım. Bu da onun imtihanı oluyor. Tutup da hem erkek hem kadın olduğunu iddia ettiği zaman peki eğer Kur'an'a baktığı zaman erkeğe seslenince üstüne mi alınacak, kadına seslenince yok. Üstüne hem erkek hem kadın olarak iddia etse o yalan olur. Ya erkektir ya kadındır. Bir bedende iki tat olmuyor. Olmaz. Yani bunu onun uzmanları söylüyor. Zaten o sen kadın. Zaten o öyle istiyor sürekli. Onun dışında bir şey istemiyor ki. Araştırın, inceleyin ya. İnternette var bunların hepsi. Evet. Peki arkadaşlar. Fiziki olarak kadına benzese de ruhen erkek gibi kendini hissedenler vardır. Veya fiziken kadına benzese de erkeğe benzese de ruhen kadın gibi kendini hissedenler olur. Olanlar var. Aynen öyle. Ne hissediyorsa odur. Psikolojinin tarifi bu. Saatimiz geldi. Yarın inşallah 33'ten devam edeceğiz. İnşallah. Olur. Tevfik abi. Bir şey arz edebilir miyim? Bir fotoğraf dersler çıkacaklar ama. Şimdi burada çift cinsiyetliden bahsediyor. Soru kendime şu sorusu. Şimdi bu program, bizim bu dersimizde işte şu kadar erkek arkadaşımız var. Şu kadar da bayan arkadaşımız var. Bir insan ruhsal veya da bedensel kendisi yaratılışta erkek ama içsel noktasında dişi hissediyor. Dişi gibi yaratılmış ama içsel ruhen erkek hissediyor. Sormak istediğim şey şu. Biz burada diyelim ki 15 tane erkeğiz ve kendimiz 15 tane erkek değil, gerçekten kendisini hormonsal olarak erkek hissediyoruz bizler. Bana kaç para teklif edilmesi lazım ki ben erkekliğimi dişliğe tercih ederim? Böyle bir şey olur mu? Veyahut da tam kendini kadın hisseden ve anne olan bir insana biz kaç para vereceğiz ki kendisini erkekliğe çevirecek? İşte bunlara para ödendiğiniz zaman asla ve kata böyle bir şey olmayacak diyor ise işte o zaman burada bir hastalığın zuhuru var. Hatta 15 gün önce otelde bizim bir 3-5 gün konakladılar iki tane genç. Bir tanesi gerçekten baktığım zaman gözlerimden kıskandım, delikanlı. Fakat bir gün sonra bir geldi ki stres giymiş, sıfır bilmem ne, yürüyüşü değişti. Allah Allah, bu nedir? Sonra da baktı ki erkek görünümlü bayan. Ama yanında bir tane daha geldi. O da kız. Ama o da erkek olmak için can atıyor arkadaş. Dedim ya Rabbi, ne kadar tuhaf işler bunlar. Yani demek istediğim şey şu. İnsanın gönlü, ruhu, kendini ne hissediyorsa o olmak mecburiyetinde. Hatta devlet bunlara yardımcı olmak mecburiyetinde. Çünkü cin orada dış gönülden adam erkek, gönülden içten kendisini kadın hissediyorsa bu ömür boyu çok zulüm çekecektir diye düşünüyorum ben abi. Ya tabii ki, yani bu mesela bazı kendini yetiştirmiş insanlar var. Allah'ın verdiği her hayra ben yani muhtacım diyor. Yani o beni nasıl yaratmışsa ben ona razıyım diyor. İşte bunu her hastalığın bir tedavisi vardır. Bunların tedavi olması gerekiyor. Bunu bilmek gerekiyor. Yani istikrarlı bir rotada yürüyebilmesi için kadın kadınsa kadın rolüne girecek, o şekilde düzenlenecek. Erkek erkekse erkek rolüne girecek, o şekilde hayatı dizayn edilecek. Olay bu. Aynen hocam. Allah kolaylık versin hepimize. Evet. Kolaylık isteyin. Selamun aleyküm. Allah emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.